Ateşli havale çocuklarda 5 ayla 5 yaş arasında görülen bir havale türüdür. Çocuğun ateşli bir enfeksiyon sırasında ağzından köpükler geldiği, elleri ve ayaklarında kasılmaları olduğu, bazen de tamamen kendini bıraktığı, gözlerini tavana diktiğini görürüz. Aileler bazen ateş sırasındaki titremeyi havale zannederler. Halbuki burada bir bilinç kaybı yoktur ve biraz önce anlattığımız bulgular eşlik etmemektedir. Ateşli havale çoğunlukla 39 santigrat derecelerin üzerindeki ateşte görülür. Ama bu her ateşi yükselen çocuğun havale geçireceği anlamına gelmez. Çoğu zaman 40 derecelerin üzerinde ateşle gelen bir çocuğun ateşli havale geçirmediği, oysa üst solunum yolu enfeksiyonu, akut otitis media gibi basit enfeksiyonlar sırasında daha düşük ateşlerde beyinde olan elektriksel aktivite aksamasına bağlı olarak çocuğun ateşli havale ile geldiğini görürüz. Ateşli havale ile karşılaştığımız durumda evde yapılacak şey çocuğu sert bir zemine yatırmak, başını yana çevirmek, ağzına bir şey sokmaya çalışmamak. Aileler sıklıkla kaşık sokmaya çalışır. Bunun bir anlamı yoktur. Elini, ayağını tutmaya çalışmamak, açmaya çalışmamak, çocuk stabilize olduktan sonra da bir sağlık kuruluşuna götürmek. Genellikle bu havaleler 10-15 saniye ile birkaç dakika arasında sürüyor ve çoğu zaman da sağlık kuruluşuna başvurdukları zaman bu havale bitmiş olur. Havaleden sonra çocuklarda uzun bir uyku hali olur. Bu normaldir. Sağlık kuruluşunda ateşli havale etkeni bulunmaya çalışılır. Üst solunum yolu enfeksiyonu veya işte orta kulak iltihabı, buna eşlik eden bir bulgu var mı diye bakılır. Eğer bu klinik ve laboratuvar ile bir sonuca ulaşılamıyorsa bazen menenjit tehlikesi açısından bel suyu alınması gerekebilir. Ateşli havalenin tekrarlama olasılığı %30'dur. Ateşli havale geçiren çocuklarda ileride SARA, epilepsi hastalığının gelişme olasılığı ise %2-3'tür. Tekrarlama olasılığını arttıran durumlar çocuğun 9 aydan küçük olması, ailede epilepsi öyküsü, çocukta bir nörolojik hastalığın varlığı, çocuğun gelişimsel geriliğinin varlığı ateşli havale olasılığını, tekrarlama olasılığını arttırır. Eğer ki bir çocuk 3'den fazla ateşli havale geçiriyorsa mutlaka bir pediatrik nöroloğa yönlendirilir.